İyi akşamlar herkese. Hoş geldin Sorkan. Yarım saat önce katıldın ve ilk derse yetiştin. Evet. Şimdi yeni birkaç arkadaş gelmiş olabilir bu nedenle. Şuradan kaynak kodları gösteriyorum ekranda. Bu kaynak kodlara göre gidiyoruz. Kaynak olarak da benim Medium hesabımda yayınladım. Arkadaşlar linkleri verir, yeni arkadaşlar bilmiyorsa. Orada yayınladığım kitap var. O kitabın kaynak kodları ve bütün kitap dokümanları hepsi orada. Oradan direkt alabilirsiniz. Biz de aynı şekilde aynı kodlar üzerinden gidiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5. bölüme kadar inceledik. Veri bütünlüğünü de gördük. Ne vardı veri bütünlüğünde? Hemen göstereyim. Bakın ondan önceki bölüm şuydu. Join'leri vesaire incelemiştik. Teşekkürler Gamze. Join'leri çok özet geçmiştik çünkü çok detaylı bir konu. Orada ilişkisel veri tabanı tasarımı konusunu araştırmanızı söylemiştim. Ve ondan sonra da şuna geçtik. Bu bölüm, bu veri bütünlüğü, tablo oluşturma. O tablodan sonra, o tablo içerisinde nasıl işte primary key, foreign key ve constraint'leri nasıl oluşturacağımızı konuşmuştuk. Birçok örnek yapmıştık. Alter işlemlerini yaptık. Create table yaptık, bol bol insert yaptık. Default constraint'i inceledik. Alter yapısını gördük. Şunları detaylı inceledik. Değil mi? Sonra check constraint'i inceledik. Kısıtlamalardan. Foreign key constraint bunu da inceledik. Sonra constraint'leri incelemek. Bunlara baktık. Constraint'leri geçici olarak devre dışı bırakmak. Şunu sadece göstermemişim. Bozuk veri ihmal etmek. Bir de çok önemli değil. Açıklama kısmına bakarsınız kitabın. Orada geçici olarak devre dışı bırakmak. Bu da aslında basit anlamda şu constraint'i disable etmek. CHK telefon. Telefon kontrolü yapıyordu ya. Telefon veri girişi. Bunu disable ederseniz bakın adı üstünde no check diyor zaten. Kontrol yapılmayacak demek. Disable işlemi aslında. Geçici olarak devre dışı bırakma. No check işlemi bu. Kontrol yapma. Demek. Sonra neyimiz kaldı? İleri seviye sorgulama. Onu da bir açayım. Eyvah. Kodları hatırladım. Kusur size.
Evet, şöyle kodlarımız görüyorsunuz. Bir bölümde bunlar var. Halen var. Ne kadar yazmışım bunu? Şuradan iç içe alt sorgular. Bu aslında genel olarak subquery, alt sorgu olarak geçer. Alt sorgu nedir? Bilen var mı? Yorum yapmak isteyen? Subquery, alt sorgu. Select için yaptığımız sorgular edemiyor mu hocam? Biraz daha açabilir misin? Yani mesela bir select'le veri çağırırken verinin içerisinde şart olarak o sorgunun şeyini koyuyoruz diye biliyorum. Evet, güzel özet. Select içerisinde daha önce de konuştuğumuz gibi birçok farklı yapıyı uygulayabiliyoruz. Sorgu genişleyebiliyor. Fakat iç içe sorgularda aslında basit anlamda bir sorgudan gelen sonucu başka bir select sorgusuna aktarma. Bununla ilgili bir görsel göstereyim. Oradan daha iyi anlaşılır. Sorgu subquery. Görselleştirmek daha iyi olur burada. Basit anlamda bakayım, şu da uygun olabilir, olabilmektedir. Şu sık kullandığım bir görsel, bu daha iyi olabilmektedir. Bakın şöyle, şurada bir select var. Select, şurayı yıldız olarak varsay, from şu tablo. Adventure Works tablosu üzerindeki product. Adventure Works database üzerindeki product. Orada list price üzerinde bir filtre yapılmak isteniyor. Bunun bir veriye ihtiyacı var. O veriyi de başka bir sorgudan gelen sonuca göre aldığımızda bu subquery olmuş oluyor. Alt sorgu. Bakın şurada parantezler içerisinde select average, average function'ı, built-in function'ı kullanıyor. List price from production.product. Buradan list price'ın average list price değerini al. Liste fiyatları içerisinde average değerini al. Bunu list price üzerinde üst sorguda, bakın alt sorgu, üst sorgu. Üst sorguya bir değer olarak ver. Diyelim ki 5 geldi. Tamam. 5, list price büyüktür 5 olacak. Ama dinamik bir yapı olmuş oluyor bu şekilde. Statik, sabit bir yapı olmuyor. Dinamik olması bazı durumlarda daha da avantajlıdır. Bunu konuşuruz. Kafanıza takılan sorular varsa siz de sorun. Şimdi şuradan hatırlarsanız şuradan Adventure Works'ı seçmem gerekiyordu. Çünkü kitap ve bütün kaynaklar Adventure Works üzerinde çalışıyordu. Select distinct so.orderDate as sipariş tarih. Burada bir join var. Join işlemi tablo üzerinden aldığımız verileri birleştirmek için kullanıyorduk. Hatırlarsanız. Ve tabloları birleştirmişiz. Onların sorgu sonucunu almak istiyoruz. Alalım. İşe gelmedi. Neden? Gene hatırlayın. Bakın 2005 verisi üzerinde çalıştırıyorum. Ben filtreyi buna göre yapmışım. Ama sonradan işte size göstermek için kullandığım yeni versiyon Adventure Works'te bu veriler değişmiştir. Artık 2005 değil, 2011 yapsak sallasak tutacak. Tuttu. Sağlam attık. Bakın, burada ne yapıyor? Biraz daha anlayabileceğiniz yapıya getireyim. Şöyle, şuraya biraz mutluluk, şuraya biraz daha çizelim. Evet, böyle daha iyi.
Bakın şurada, hatta şunu da aşağı indirirsek, distinct'in ne yaptığını biliyorsunuz, tekile indirgeme yapıyordu. Ve so, salt, bunlar neydi? Takma isimler. Nereden geliyordu? Şuradan. Alias veriyorduk değil mi? Hatırlarsanız alias'ta S yazmaya gerek yoktu ama yazmanızı tavsiye ediyordum. Neden? Bakın böyle daha karmaşık duruyor. Ama S yazarsanız daha açıklayıcı duruyor. Sales order header tablosu üzerinden ben bir join yapıyorum burada. As soh diyorum. Kısa adı soh üzerinden erişeceğim. Şurada olduğu gibi. Sod da sales order detail üzerinden olacak. Hatırlayın join algoritmasını. From join on demiştim. From join on. Fark etmiyor ne kadar tabloyla birleştirdiniz. O tabloda bunu yaparken çünkü çok kafanız karışacak. Net olarak söyleyeyim. Join yapısı biraz daha tecrübe gerektiriyor. O yapıyı, hiyerarşiyi anlamak vesaire. Bu nedenle kafanız karışacak. Ama dediğim gibi from join on yapısını oturtursan, bu kuralı uygularsan %80 hata yapma ihtimalin azalır. From join on. Çünkü diyeceksin ki from nerede kullanacaktım, join'i nerede yazacaktım, on neydi, nerede kullanacaktım falan. Geçiyorum. Bunları yaptık. Buradan bir veri geldi ve tekile indirgedik. Tekil olarak bakın 707, 708, 9 vesaire diye gidiyor. Devamında ne yapmışım? Bunu demişim ki ben bunu dinamik hale getireyim. Bak yukarıdaki sorguyu şöyle düşünün. Bir e-ticaret sitesindesiniz. E-ticaret sitesinin altyapısını geliştiriyorsunuz. Orada raporlar, analizler, ıvır zıvır tonla şey yapıyorsunuz. Bunlarda adamın bir tanesi dedi ki, adamın bir tanesi proje yöneticiniz olabilir. Bu adamın bir tanesi dedi ki bana mesela şu kişinin son siparişini getir ya da ilk siparişini getir dedi. Böyle bir durumda ne yapmanız lazım? O kişinin bir tarihi var değil mi? Yani son sipariş ya da ilk siparişini getir. Ya da örneğin gittigidiyor.com'un, hepsiburada.com'un üzerinde sipariş edilmiş ilk ürün hangisi ise onu getir. Bakın tarih var. O tarihi bilmiyorsun ama. Ama bir tarih olduğunu biliyorsun. Değil mi? O tarihi bulman lazım. Elle bulup girersen şu şekilde gireceksin. 07.01.2011. Sonra tamam buldun, sorun yok, çalıştım. Sonra gittin ya şuradaki algoritmayı değiştirdin, ver filtresine farklı bir şey ekledin ya da diyelim ki şu ilk gün yapılan siparişi sildin sistemden ya da silinmiş. O zaman şu sorgu sonuç getirmeyecektir. Bu kadar basit. Ama bunu dinamik olarak yaparsak bu statik yöntem. Aynısının dinamik yöntemi de şu. Bir tane değişken tanımlıyorum declare ile at ilk sipariş tarihi small date time tipinde. Diyorum ki select. A select diyorum. Bunu böyle yapsam daha anlaşılır olur sizin için. Bakın ilk sipariş tarihi eşittir min. Min ne yapar? A'dan yani nasıl diyelim işte küçüğe doğru. Küçüğe doğru en küçük olana bakar. Yani Z'den A'ya doğru bakarsak A'dır en küçük. İşte 10'dan 0'a doğru bakarsak 0'dır en küçük gibi düşünün. Ya da 1'dir. Min ne alıyor? Min değerini. Order date'in min değeri ne olabilir? Nereden bakıyor? Sales order header. Yani siparişlerin yapıldığı, kaydedildiği tablodan bakıyor. Bunun ben order date üzerinden minini alırsam o tarihi, ilk sipariş tarihi olarak bulmuş olurum. Başarılı. Sonra sorgu içerisinde bakın order date kısmında filtre olarak ilk sipariş tarihi veriyor. Gayet mantıklı değil mi? Çok basit. Önce değişkeni tanımla. Sonra ona yani şu değişkene bakın eşittir diyorum. Ama başında select var. Unutmayın. Select ile değer ataması da yapılabiliyor. Set ile yapmak zorunda değilsiniz. Set sizin programatik TSQL yazarken daha sık kullanacağınız şey olabilir. Ama böyle bir senaryoda burada select kullanarak bunu yapmanız daha doğru. Min deyip bunun tarihini buraya aldığımda bakın tablo üzerinden kurtardım. Sonra diğer sorguya geçiyoruz. Bu arada bunlar alt sorgu değil henüz. Bu sadece giriş konuşması.
select this thing bla bla. Geliyorum aynı sorgu yukarıdakiyle şunla. Burada sadece filtre yerine ben order date kısmında ilk sipariş tarihi verdim. Çalıştır dediğimde. Bakın 2011-5. Ben burada atmasyon olarak 07 yapmıştım ya 01. Çünkü bunu 2011 olarak güncellemiştim. Ama ilki 05'miş. Beşinci ayın 31'iymiş. Ben bu arada da aklınızda bulunsun yine. Bu kitabı yazarken 2011'den önceydi tabii. Yani AdventureWorks verileri ondan önceydi. O yüzden kitapta bu tür filtreler çalışmadığında anlayın ki sizin kullandığınız AdventureWorks yeni. Ona göre bir şuradaki statik verileri güncellemeniz gerekecek. Devam. Şimdi ben bunu bu şekilde buldum. Bak bu bir yöntem. Şu ilk yöntemiydi. Ama statikti. Bu çok doğru bir yöntem değil. İşini görür. Farklı senaryolarda bu join'leri ver şeklinde bu şekilde kullanabilirsin. Sorun yok. Mesela elle kullanıcının ID'sini verdi diyelim. Sorun yok. Ama senaryomuz neydi? İlk sipariş tarihi. O değişken. Ve hesaplayamayabilirsin. Geliyorum. Bunu KSQL yöntemiyle bulabileceğim uygulamayı yaptım. KSQL yöntemiyle bu. Farklı bir versiyonu da iç içe sorguyla yapmak. İç içe sorgu da daha anlaşılır olsun diye şu. Bakın şurası gene aynı. Üstteki iki taneyle. So order date. Tamam. Order date bu arada fark etmiyor yani. Şurada order date yazmışsın ya da so order date yazmışsın. Aynı şey. Yukarıdakinde sadece buraya yazmadım. Fark etmiyor. Şurada bir sorgu daha var parantezler içerisinde. Select min order date from sales sales order header. Nereden tanıyoruz bunu? Bakın şuradaki yapıyı ben bu sefer alt sorgu şeklinde kullandım. Buradakinin aynısı bak. Sadece şurada değişken yok. Değişken atama yok. Doğrudan ben bu veriyi alıp buradan alt sorgu olarak üretsin. Order date'e gelsin. Sonra da yukarısı çalışsın. Hiyerarşi şöyledir her zaman. Subquery'de her zaman hiyerarşi şudur. Önce alt sorgu çalışır. Sonra üst sorgu çalışır. Bu değişmez. Sebebi gayet basit. Buradan veri gelmeden burası bir işe yaramaz. O yüzden. Devam ediyorum. Bu dikkat ederseniz tekil sonuç döndürüyor. Hocam bazen join yaptığımızda subquery mutlaka build in function içermeli mi? Hayır, içermesine gerek yok. Hocam bazen join yaptığımızda aynı sonuç birden fazla geliyor. İki tablo, iki join tablosu arasında uyumlu olan birden fazla kolon varsa hepsini eşleştirmek zorundayız. Veriler bunun birçok sebebi olabilir. Uygulamanın ya yani database'in tasarımı doğru tasarlandıysa, veri bütünlüğü doğru planlandıysa çoğul veri gelme ihtimali düşer. Ama her halükarda doğru tasarlanmış olsa bile eğer join yapısını da yanlış kurarsan, doğru filtrelemeleri join'leri yapmazsan ya da yapamazsan diyelim, o zaman sana doğru veri gelme ihtimali düşer. Muhtemelen yanlış veri gelecek. Çünkü bu filtrelere göre aslında constraint'leri kontrol ediyor. Yani şu sales order, ID vesaire bunları filtre olarak kullanmamızın sebebi join'de bu tablolardaki bu constraint'leri uygulamaya dahil etmek. O constraint'lerin birbirine eşit olup olmadığını kontrol etmek. Yani foreign key vesaire. Şimdi burası tekil değer döndüren bir alt sorguydu. Yani subquery'ler iki ayrıdır temelde. Tekil değer dönen ve çoğul değer dönen. Birden fazla yani. Burada min order date yaptık. Min order date tekil değer dönecekti zaten. Ama çoklu değer dönen durumlar da olabilir. Ya da dönmesi gereken durumlar olabilir.
O zaman da çoklu sonuç dönen iç içe sorguları kullanırsınız. Onun yöntemi biraz daha farklı. İbrahim Akın, hocam order by, order date yapıp select tab 1, order date yapsak aynı sonucu alır mıyız? Hocam order date, order by, order date. Ascending olarak sıralayacaksın orada. Yapıp select tab 1. Ama işi uzatmış oluyor. Ona gerek yok. Dediğin sonucu alırsın. Çoklu sonuç döndüren iç içe sorgular. Burada da bu da gene bakın şu in ile gösterdiğim şey. Şuralar aynı. Hiç, şu an önemli değil. Product kategori üzerinden ve product sub kategori üzerinden bunları örnekliyorum sadece. Gene bir e-ticaret sitesindesiniz vesaire. Ürünün kategorileriyle o kategorilerin alt kategorileri üzerinde çalışıyor. Product kategori ID'si 1, 2 ya da 3 olan. İni daha önce incelemiştik. Şuradan herhangi bir tanesi true dönerse o burada kullanılır. Product subkategori ID'si de filtre olarak kullanılır. Şu in, in ve not in, yani bunun tersi de var, not in. Bu teknik olarak aslında subquery'nin içerisinde olan bir komut yapısıdır. Bilginiz olsun. Çoklu değer var dikkat ederseniz. Bu aslında herhangi bir sorgu da olabilir. Buraya bir şekilde bir değer getirme yöntemi gibi düşünün. Birden fazla değer geldiğinde bunlardan herhangi bir tanesi ile eşleşiyorsa onlar getirilecek. Bakalım. Bakın bikes, components vesaire. Kategori, ürün kategorileri ve onların alt kategorileri. Bikes, components, clothing, etc. Bunun biraz daha uzun versiyonu da yazmışım. Bakın. Yani daha anlaşılabilir mi diyeyim. Olabilir. Şuralar aynı. Onun farklı versiyonu. Burada da diyorum ki ben select sorgusuyla bunu yapacağım. Ama yukarıdakinin aynısını getirebilmek için aslında şu çok gereksiz bir sorgu burada bu örnekte. Ama işin mantığını göstermek için yapıyorum. Çünkü zaten ben 1, 2, 3 değerlerini biliyorum. Bakın product kategori ID. Gidip onların product kategori ID bilgilerini alıyorum. Ya zaten biliyorsun kardeşim. Hani bu sorgu yanlış. Mantık olarak. Gereksiz daha doğrusu. Ama şuradaki mantığın öyle select sorgusuyla yapılabildiğini göstermek için yapıyorum. Mesela ilkinde 25 kayıt gelmiş bana. Burada da o kadar gelmesi gerek. Aynen. Devam. Business entity ID, first name, last name, phone number, person.person, person.person phone. Business entity ID'ler üzerinden ben 10 diyerek şu tablo ve şu tablo üzerinde join yapıyorum. Aralarda hatırlatayım. Ondan sonra da where filtresi uyguluyorum. P.business entity ID in şurada. Bunu ayrıca da çalıştırabilirim. Bakın. Is not null sorguluyorum. Ne diyorum burada? Türkçeleştirelim. Select distinct business entity ID'yi distinct yapacağım. Tekile indirgeyeceğim. Nereden? Human resources, insan kaynakları şeması üzerinden. Job candidate, iş başvuruları vesaire gibi bilgiler var burada. Bunların üzerinde de business entity ID var. Business entity ID'si not null olan, yani null olmayan kayıtların business entity ID'sini getir. İki tane gelmiş bana. Diğerleri nalmış. Bunu da filtre olarak kullanıyorum. İki tane geldiğine göre diyebilirim ki bu zaten burada in kullanıyorsam bu çoklu değer bekleyen bir alt sorgudur. In o amaçla kullanıyor çünkü. Bakın çalıştı. Sonra da bu ID'ler üzerinden yukarıda bunların yani daha önce bana iş başvurusu yapmış. O iş başvurusu üzerinden ya da iş kaydı mı iş başvurusu öyle diyelim. Human Resources. Oradan onların ID'lerini aldım. Onları da gidip benim Person ve Person Phone tablolarımı birleştirerek buradakilerin First Name, Last Name ve telefon numaralarını aldım. Bakın Job Candidate'le hiçbir alakası yok aslında. Şu gelen 3 verinin.
Join yaptı bunu. PP ve P. Person, PP, Person Form, P. Yanlış yazmışım mesela bak. Person Form PP olması gerekiyor. Ben Person'la PP yazmışım. Çocukluk işte. Burada aynı sorgunun farklı bir versiyonunu yaptım. Bunları detaylı inceleyeceksiniz. Yani şu an hepsini çok anlayabilmeniz pek mümkün olmaz tabii. İlişkisel yapıyı inceleyeceksiniz. Bakın. From, join, on, join, on. Kural değişmiyor demiştim ya. Şöyle. İstediğiniz kadar tabloyla birleştirin. Kural şu. From, join, on. Sonra artık from'a gerek olmadığı için from'u bir kere yazıyorsunuz çünkü. Ondan sonra join on, join on, join on, join on şeklinde gidiyor. Hiyerarşi böyle. Tabii şu vereceğiniz isimlere dikkat etmeniz gerekiyor. Onlar çakışmaması lazım. Unique olması gerekiyor. Bunu çalıştırayım. Sonucu gördük. Türetilmiş tablolar. Türetilmiş tablolar. Bakın. Select, max, group, dot, kategori, adet diye bir şey var. Bu biraz karmaşık olabilir. Evet İsmail, bunu geçen ders örneklemiştim ya. In yerine onu or'la da yapabilirsin aslında. Onun örneği de var kodlarda. Önceki bölümlerde. Türetilmiş tablolar dediğim şey aslında adı üstünde türetilmiş. Böyle bir tablo yok. Daha önceden yok. Ama ben bir sorgunun sonucunu bir tablo gibi oluşturuyorum. Aslında herhangi bir yere kaydolmuyor. Kafanızı karıştırmasın. Bu sorgunun sonucu herhangi bir yere kaydolmaz. Bu RAM üzerinde durur. Buna şu isimle bir tabloymuş gibi davranırsınız. Bakın select max grup nokta kategori adet. Şurası biraz karışık. Select pc nokta product kategori id pc böyle olduğuna göre diyorum ki join var. Bak inner join. Join ile şu yukarıdaki join ile inner join aynı şeyi yapar. Inner join from production nokta product kategori pc. Tamam takma isim vermişim. Inner join production nokta product sub kategori psc Paris Saint Germain. On PC nokta product kategori ID eşittir PSC nokta product kategori ID. Bunları bir inner join'e birleştiriyorum. Herhangi bir şekilde bir sorgunun içerisinde bir built-in function şöyle count gibi min, max vesaire bakın sütun olarak kullanmışım burada. Birinci sütun şu, ikinci sütun bu. Şunun adı, takma ismi ama asıl olayı ne? Count. Bu aggregation işlemi böyle bir sütun, yani bir built-in function'ı sütun olarak kullanacaksanız group by kullanmak zorundasınız. Kendi içinde detay kuralları var group by'in ama group by yapmadan şu yapıyı kuramazsınız. Group by gruplama amacıyla yapılan sorgular için kullanılıyor. Neye göre gruplayacağım? Bu detay bir konu ama önemli bir konu. Araştırın. PC nokta product kategori ID'ye göre grupla demiştim. Neden? Çünkü ben şu sorgu içerisinde bunu product kategori ID'yi kullanıyorum. Burada ne yazdıysan ona göre filtrelemen gerekiyor. Düzelteyim. Ona göre gruplaman gerekiyor. Bu aslında karmaşık bir hesaplama. Bize çok basit bir şekilde sunuyor database engine bunu. Ama diyor ki bana bunun kuralını net olarak bildir. Gruplama yapacağını bildir diyor. Her sorguda kategorinin içerisinde bakın kategori adet. Çalıştırayım bir. Açıklama yazmamış. Kategori adet. Kategori adet bilgisini alıyorum. Kaç tane işte kategori olduğu vesaire. Bana toplamda 14 tane kategori olduğu geliyor. Ya burada önemli olan konu türetilmiş tablolar.
şuradaki tablonun sonucunu ben bir tablo gibi kullanabiliyorum parantezler içerisinde. From'dan sonra burası. Tabii bir de alias vermen gerekiyor. Bunu bir isimle kullanacaksın. Anonim bir tablo değil sonuçta bu. Grupta bizim tablomuzun adıymış gibi davranıyor. Onun üzerinden de onun sütununa erişiyormuşsun gibi düşün. Onun sütunu da şuradaki kategori adet. Bu. Biraz daha açalım mı? Yani şuradaki sorgunun türetilmiş tablo olarak değil, şu iç sorgu kısmını gösteriyorum burada. Bu da yine aynı şey. Ha, burada iki tane sütun olarak yazmışım. Grup, product kategori ID ve kategori adet şeklinde. Bakın product kategori ID, yani bunları geçiyorum arkadaşlar. Bunlar biraz ileri örnekler bizim için. Yani çok nadir de kullanırsınız zaten. O yüzden şimdi girmeyeceğim onlara. Bu da benzer. Bu da maximum üzerinden geçiyorum. Select listesindeki ilişkili alt sorgular. Evet. Bu bazılarının da işin mantığını anlamanız için gösteriyorum aslında. Çok kullanacağınızdan değil ama böyle bir sorgu gördüğünüzde ya da böyle bir şeyin teknik olarak yapılabiliyor olduğunu bilmeniz için. Mesela product tablosu üzerinden bir sorgu yapacağım. Tamam, şuraya kadar basit. Bildiğimiz bir şey. Dikkat edin. 3 tane sütundan sonra 4. sütun gibi ben bir select sorgusu yazmışım buraya. Şöyle. Aslında şuraya kadar çalıştırayım ben. İçini çalıştırdım. Tabii çalışmaz çünkü dışarıdaki PP ile ilişkisel bir yapısı var. Select listesindeki ilişkili alt sorgu. Ben from production.product diyorum. Buna bir takma isim veriyorum. Sonra diyorum ki ben 4. sütun olarak, şu 3 tanesinin haricinde 4. sütun olarak, bunlar advanced konular dediğim gibi. Hani temel, şöyle diyeyim, SQL biliyorum diyenin çoğu bunların varlığını bile bilmiyordur. O yüzden hani ben niye anlamıyorum, niye bunlar zor diye düşünüyorum. Normal. Burada 4. tablo olarak, 4. sütun olarak ben dışarıdaki bu tablo kısmındaki PP ile kendi içindeki, bakın PSC, kendi içindeki şu select sorgusu içindeki alias, bunları birleştirerek bir filtre uygulayabiliyorum teknik olarak. Bayağı kasmışım o zaman. Bunları hala piyasada kullanıyorum. Bilen bile yok. İşte uzmanlar falan biliyor diyebilirim. Where koşulumdaki ilişkili alt sorgular. Where koşulumdaki ilişkili. Burada da gene aynı senaryo. Bir tane join yapısı var diyelim. Takma isimler veriyorum ben bunlara. Ondan sonra diyorum ki where içerisinde ben şurada bir subquery oluşturacağım alt sorgu olarak. Bundan gelen sonuç buraya gelecek vesaire. Ondan sonra da sıralama işlemi yapacağım. Bunu daha önce yapmıştım. Zaten yine bir farklı bir örneğin tekrarı olmuş. Ve ezan.
We are back. Buna da geçtik. Exist ve non-exist. Bu bunu biraz kitabın ilgili bölümünden okuyayım arkadaşlar. Şu kısmı. Biraz ekstra bir konu. Veri tiplerini dönüştürmek, cast ve conversion işlemleri. Bu önemli bir konu. TSQL database programlama yaparken, aslında herhangi bir database programlamada ya da normal programlama dillerinde bile casting, converting işlemleri nasıl önemliyse burada da aynı şekilde. String ile bir integer olan ID'yi birleştiremezsiniz. Varchar'la integer birleşmez. Bunları dönüştürmeniz lazım. Nasıl olacak? Bakın. Ürün kodunu ben string olarak yazıyorum, açıklama olarak. Diyorum ki product ile birleştireceğim. Bunu şöyle yapayım. Ürün kod diyelim şöyle. Sallamasyon. Product ID from production.product. Çalıştır. Bakın diyor ki conversion failed when converting the varchar value ürün kod blah blah to date time integer. Integer'e dönüştürürken varchar'da hata aldı. Çünkü string ile integer birleşmez. Cast etmeniz gerekiyor. Cast de built-in bir function aslında. Ve şunu çalıştırayım. Sonuçla görün. Bakın sonuç şu. Diyorum ki şunu dönüştür. Neye diyorum? Cast'e. Bunu dönüştür. Ne olarak? As olarak, varchar olarak dönüştür. Tamam. Bu şekilde kullanılıyor. Convert de var. Cast yöntemi bu. İkisini de kullanabilirsiniz. Bakın name string, yani varchar olduğu için string'de birleşir. Bunda sorun yok ama onun haricindeki tipleri dönüştürmeniz gerekir. Bunun programatik versiyonunda bakın şu select içerisinde yapılan versiyon. Bunun bir de TSQL içerisinde TSQL programatik sintaksine uygun şekilde yapmak var. Yani daha gelişmiş bir TSQL programı yazarken database içerisinde şu yöntemleri kullanabilirsiniz. Mesela değişken tanımladın. Değer decimal 5,2. Set buna bir değer atar. Ondan sonra şu küsuratı vesaire belirliyorsunuz aslında desimalde. Kaç küsuratlı olacak vesaire gibi. Hatırladığım kadarıyla 7'ye kadar gidiyordu bu. 7 küsuratla. Select, cast. Öncelikle şu cast var. Bakın değeri var binary'ye cast ediyorum ben. Var binary tipine. Değer decimal. Ondan çıkan sonucu da as decimal'a dönüştürebiliyorum. Aslında bu, hatırlıyorum bunu ne yaptığımı. Cast içinde cast kullanabildiğimizi bile, yani cast içinde bile cast kullanabildiğimizi göstermek için yapmıştım bunu. Burada, yani çok bir mantık aramayın aslında burada. Var binary'e dönüştürüyorsun, sonra decimal'a dönüştürüyorsun. Niye böyle bir şey yapmıştın? Ama bu yapılabiliyor. Bundan çıkan sonucu da ilk parametre olarak bir üst cast'e verip onu da as decimal diyerek 10,5 diye daha farklı kapasiteye sahip bir decimal'a dönüştürme. Şöyle. Bakın 53 2 idi. 2 noktadan sonra 2 karakter. Dikkat edin dönüştürdükten sonra 5 karakteri çıktı. Neden? Decimal 10,5 dedim. Noktadan yani virgülden sonra daha doğrusu 5 karakterini gösterdim. Ama orijinal veride 5 karakter olmadığı için onun sonuna 0 ekledim. Ama kapasiteyi artırdığımı biliyoruz. Gördük burada. Convert ile de yapabiliriz aynı çalışmaları. Select convert decimal bla 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 şuradan bakın şurada parantez kapanmadığına göre convert'in diyorum ki bu ilk parametre bu her neyse yani bunu buna dönüştür ya da bunu bir şeye dönüştür diye algılıyoruz değil mi? Sonra convert diye bir şey var var binary şuradaki olay ben değer diye bir şey tanımlamıştım ya yukarıda.
şurada 5,2. Onu şu CAST yönteminin aynısının convert'ü olarak düşünün bunu. Sintaks olarak. CAST yöntemiyle yaparsanız şu şekilde yaparsınız bu işlemi. Convert ile yaparsanız bu şekilde. Gene iç içe convert kullanım. Aslında normalde tek bir convert kullanırsınız. Tek bir CAST kullanırsınız. Ama ikisinin de aslında advanced örneğini göstermiş oldum burada. Bunu öncelikle ilk parametre şu, ikinci parametre bu. İlk önce bunu çalıştıracak. Bunu var binary'e dönüştürecek. Bundan çıkan var binary sonucu da decimal'a dönüştürecek. Şuradaki convert. Common table expression, CTE. CTE product, burada gene nadir kullanılan ama bazen işimize yarayan şeylerden bir tanesi diyelim. Common table expression, advanced konulardan bir tanesi. Bir sorgu sonucunu farklı bir isimde el sandırarak bir tablo gibi gösterebiliyoruz. Ve öyle kullanabiliyoruz. Bakın şurada select product ID, name, color, bla bla, where product ID büyüktür 400, bla bla. Şurayı biliyorsunuz. Basit konu. Değil mi? Is not null. Color not null olan, product ID'si de 400'den büyük olan ürünlerin şu bilgilerini getir. Bu kadar. Bunu diyorum ki CTE product, common table expression olarak ben oluşturacağım. Şunlara normalde el list vererek ben şunu yapabilirim ya. No. Mesela name kısmına ürün at. Color kısmına renk. Ama bunu ben CTE ile de yapabilirim. Ama tabloyu da komple değiştirip farklı bir tabloymuş gibi davranmasını sağlayarak. CTE product tablosuymuş gibi davran. Sütunları da şöyle karşıla. Bu durumda şunu anlıyorum ben. Şuradaki sütun sayısı vesaire buradakilerle aynı olmalı. Çünkü bunların ellisi olarak çalışacak buradaki. Şu yapı as şu. Buradan gelen veriyi böyleymiş gibi kullan. Sonrasında da select ile kullanman gerekiyor. Bak, çünkü şuradaki select aslında buradaki yapının tamamlayıcısı, sintaksin devamı yani. Select ayrı bir şey değil. Bunu tek başına çalıştırırsan hiçbir işe yaramaz çünkü. Niye böyle bir şey yaptığın durumu olur. Ama böyle çalıştırırsam çalışır. Şurada başında noktalı virgül oluyor. Bazı örneklerde olmadığını da görürsünüz. O da çalışır. Ama orijinalinde vardır. Sintaks olarak noktalı virgül var burada. Hatalı bir kullanım değil o. Sintaksinde var. Bir de şöyle deneyelim. Bakın ikisinde de çalışır. Ama orijinal sintakste noktalı virgül vardır. Bu da onu göstermişim. Bakın noktalı virgül yok başında. Ama select değil, update yapıyorum burada. Update üzerinde, şu sorgu yapısı aynı. Bunun üzerinde ben diyorum ki CTE product üzerinde set yap. Neyi? Ürün isimlerini advanced customer'a göre ürünün olsu 461 olan. 461 kim? Bakalım. Şuymuş. Name'i bir şey bir şeymiş. Bunun adını Advanced SQL Server yapacak. Şunu çalıştırırsam. Ama çalıştırmayacağım. Yani veri yapısını bozmak istemiyorum. Adventure Works'ta. Bu da CTE üzerinde update yapmam işlemi. Bak burada yazmışım zaten. Hemen bunun devamında onu kontrol etmişim. En pahalı ürünü bulan CTE. Bak e-ticaret tarafında çalışanlar hemen kulakları diktiler. En pahalı ürün CTE'si ve en ucuz ürün. Ve sonrasında da
select sorgusu kısmını yazmam gerekiyor zaten CT'de. Onun devamında hem en pahalı ürün CT'sini hem de en ucuz ürünü ben listeleyeceğim. Ama şurada union diye bir şey var. Bu ne arkadaşlar? Union ne yapıyor şimdi orada? Neyi birleştiriyor Tiyce? Aslında bir join gibi ikisini yan yana birleştirmiyor mu? İkisini birleştiriyor. Mesela aynı kolonlar varsa onları sadece tek bir kolon olarak birleştiriyor. Doğru. İki tablo birbirinden kayıt. İlginç bir açıklama. Evet. Tabloları birleştiriyor. Birleştirip yazdıracak. Evet, aşağı yukarı hepiniz benzer şekilde söylediniz. Tek bir sonuç olarak aldım bakın. Normalde iki tane select var. Ama tek bir kayıt olarak aldım. Neydi union'un kuralı? Şurada gelecek olan neyse artık. Sütunlar ile ve onların veri tipleriyle birleştirilecek olan kayıtların, yani sorgu sonuçlarını birleştiriyor. Tabloda bir şey yapmıyor. Sonuçlar üzerindeki şu sütun veri tipleri ve sayıları aynı olmalı. Aksi halde hata verir. Burada da zaten en pahalı ürün CT'si ile en ucuz ürün mantıksal olarak aynı şey. Değil mi? Birisi en azını alıyor, minini alacak, bulacak. Diğeri max'ini bulacak. Hocam aynı olması gerekiyor dediniz. O ne demiştiniz? Bir daha tekrarlar mısınız? Şuradaki sütunlar ile gelecek sütunlar ile onların tipleri, sütun sayısı yani ve tipi ile birleştirilecek olan sonucun içindeki sütun sayısı ve tipleri aynı olmalı. Tamamdır. Birinde 3, diğerinde 2 sütun birleştiremezsin. Birinde veri tipi varkar, öbüründe integer diyelim ilk sütunlarda, bunu birleştiremezsin. Çünkü şuradaki sorgu sonucu bakın aynı. Sadece ascending yerine descending yazıyor. Bu kadar. Bu da biraz daha karmaşık CT. Row number. Row number, what's that? Bakın, SQL Server demiştim ya daha önce. Şu Management Studio arka tarafta SQL ve TSQL ile çalışır. Kendisi sizin yaptığınız bütün UI işlemlerinde arka tarafta TSQL ya da SQL çalıştırır. Bütün işlemleri yapmak için. Ben select yıldız from production product ya da herhangi bir select'i çalıştırdığımda bakın şurada product ID'si 1, 2, 3, 4, 316 diye gidiyor. Ama şurada bir sütun var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ardışık bir şekilde burada devam ediyor değil mi? Sıfırdan başlıyor. Artarak devam ediyor. Hiç arada bir şey yok. Kaçak yok. Bu ID bilgisi row number'dan gelir. Row number function'ından. Bunu kullanmak isterseniz row number'ı şöyle kullanıyorsunuz. Ben diyorum ki çalıştırayım. Bakın burada aynısını yaptım az öncekinin. Satır no dikkat edin. Soldaki şu GUI'de Management Studio'da olan bütün veriyi doğru bir şekilde aynı şekilde ben aldım şu an. Row number over order by the order by product ID. Product ID'ye göre bir sıralama yap dedim. Row number şunun üzerinde çalışacak. As satır no adıyla bana getir. Gerisi standart. Row number asıl işi yapıyor. Ama bunu neye göre filtreleyeceğini de söyleyebiliyorsun. Hangi alanın bilgilerini row number'ını alacaksın.
Rank. Geçiyorum bunlar. Bu bölüm dediğim gibi ileri seviye sorgulama olduğu için haliyle ileri seviye sorgular var. Bunların hepsini görmeyebilirsiniz. Kullanmayabilirsiniz. Çok advanced sorgularda. Şöyle diyeyim. Bu kitapta bu kaynak kodlarda gördüğünüz şeyler piyasada kullanılan, yani en ileri seviye SQL kullanıyorum diyen birilerinin kullanıp şov yaparken göstereceği kod yapıları gibi düşünün. Bunlar hepsini kapsıyor. O yüzden hani yeni başlayanlar bu çok zormuş falan diye düşünmesin. Bu kaynakları hani profesyonel database programcılar da gördüğü zaman ben bunu bilmiyordum, şunu da bilmiyordum, bunu da bilmiyordum diyor ya. Dense rank, geçiyorum bunları gene. Entire table sample. Şunu göstereyim, bu işinize yarar bazı durumlarda. Bakın benim rastgele değerlere ihtiyacım var diyelim. Bir tablodan, yani product tablosundan rastgele olarak alacağım ve her yenilediğimde değişecek olan bazı tablolara, bazı kayıtlara ihtiyacım var. Yani sayfayı bir yerde yenilediğimde sağ tarafta ürün listesi göstereceğim diyelim. O ürün listesinin verileri değişecek. Tamam mı? Her sayfa yenilendiğinde. Sonuçlara bakın şimdi. Name, mountain, ikincisi log, üçüncüsü LL road falan. Yeniliyorum sorguyu. Bakın değişti. Her seferinde değişiyor. Nasıl yapıyorum basit anlamda? Birincisi ben top 20 istiyorum. Yani ilk 20 kaydı bana getir diyorum. Şu kaydın hepsiyle ilgilenmiyorum örneğin şu an. 20 tanesini alıyorum. Onun şu new ID ile alakası yok aslında. Yani bütün tablo üzerinde de yapabilirsiniz bunu. Ben sadece 20 taneyi göstermek istiyorum. Product number'ını göster, reorder point'ini göster. Nereden? Şuradan. Order by sırala. Neye göre? New ID. Bu built-in bir function. Built-in function. Bakın üzerine gelince built-in function new ID returns unique identifier diyor. Yeni bir ID dönüyor. Order by o unique identifier'ı gördüğünde diyor ki bu rastgele bir şey istiyor herhalde diyor. Kısacası böyle aslında. Ona göre sana bir şuradaki tablo içerisindeki kayıtlardan rastgele ID'ler üretiyor. O ID'leri şurada sıralama amacıyla kullanıyor gibi düşün. Table sample göstereyim. Bakın 334 tane kayıt. Benim orijinal tablomda ne var? 504 tane. Table sample dediğinde %50'si mi demek oluyor? Bak 504 215 rastgele bir değer üretiyor aslında orada. 300 rows, 300 kayıt. Bak 299, 251. Bunların arasında bir rastgele değer üretiyor size. Bunlar dediğim gibi biraz karışık. Geçiyorum. Repeatable geç. Pivot. Pivot konusu önemli olabilir. Yani ekstrem durumlarda ama çok sık kullanmazsınız. Bak şimdi. Şöyle bir kaydım var. Bu benim orijinal tablodan çektiğim kayıt. Normal inner join var, left join var vesaire. Bunun çıktısı şu. Name, color, quantity. Name kısmında road frames, helmets, stocks, socks vesaire var. Bunları color'a göre filtrelemem gerekebilir. Ya da color'a göre sütunlara ayırmam gerekebilir. Mesela black olanları bir sütun gibi göster. Red olanları bir sütun gibi göster. White olan, blue, multi vesaire. Bunları ayrı ayrı sütunlar olarak göster. Biz buna pivot etmek diyoruz. Pivoting. Pivot, unpivot. Tamam. Bakın burada
şu sorguyu çalıştırdığımda tablom adıyla biraz karmaşık bir sorgu yaptım. Şurada bir yapı oluşturdum. Black, red, blue, multi, silver, gray, white, yellow, silver, black. Yapı oluşturdum. Dedim ki buradaki veriyi pivot et. Şurada tabii sallamasyon isimler vermiyorum. Sütunların isimlerini veriyorum aslında. İçerisindeki verilere uygun olacak şekilde. Pivot tablomda şu oldu. Gerçekte böyle bir tablo yok. Bunu şu veriyi kullanmak istediğinizde, pivotlayarak kullanmak istediğinizde bu yöntemi uygularsınız. Ve şuradan gelecek olan, bakın 532 kayıt var. Bu kayıtları aslında color'a göre sütunlara ayırmış oluyorsunuz. Color tipine, color sütununa göre. Farklı farklı sütunlara dağıtıyorsunuz. Her bir color tipi farklı bir sütun haline geliyor. Tekrar gösteriyorum. Bakın. Evet teacher, quit'ti. Yeni gördüm. Bir de unpivot var. Pivot, unpivot. Burada da şöyle bir tablo oluşturuyorum. Yapayım mı? Bunu siz inceleyin. Ama şunun tersi. Pivot'un tersi diyelim. Vendor ID, column 1, column 2, column 3, 4, 5. Bu şekilde aslında pivotluymuş gibi olan kayıtlar, farklı farklı verilerle şu şekilde dağıtılmış olan kayıtları ben unpivot işlemini tabi tutarak şu şekilde tek bir tablo içerisinde gösterebilmemi sağlıyor. Orada da şöyle düşünün, şöyle bir yapı var. Tamam, gerçekten böyle bir tablonuz var. Bunu ilk gösterdiğim gibi tek bir sütunda şuradaki renkleri birleştirmek istiyorsunuz. Unpivot da bunu yapıyor. Pivot'ta sum quantity neydi hocam? O ek, o satır. Pivot'ta sum quantity. Şu satır. Ay, bari ne diyeyim? Önemli mi? Ne demek o? Tamam, sesi kapatabilirsin teacher. Tamam. Şimdi color'a göre bunu yap diyor. For color. Sütun isimlerini şöyle belirliyorum. Burada. Bunun sonucu quantity orijinalini açalım diyeceğim. Orijinali. Bak şuradaki quantity alanı var ya. Bunun üzerinde sum function'ını çalıştırıyorum. Şurada. Buna göre bir pivot yapılmasını sağlıyorum aslında. Ve sütun adını veriyorum. Ondan sonra da sütunun yapısını veriyorum. Yani gerçekte olan bir sütun diyelim bu. Bunları geçiyorum. Intersect, except. Truncate'i konuşmuştuk. Truncate ile sildiğiniz veriler, yani truncate ile delete arasında fark nedir diye düşünüyorsunuz ya. Delete, constraint'leri göz önüne alarak silme işlemi yapar. Bir tablo içerisindeki veriler başka tablolardaki verilerle ilişkiliyse ya da herhangi bir silmeyi engelleyecek olan bir constraint, kısıtlama varsa delete silmez o veri. Ama truncate kökten siler. Bunun tekniği farklı çünkü. Data page'ler var. Disk üzerindeki bu aslında deeper bir konu, advanced bir konu database tarafında. Verinin disk üzerindeki dağıtılması, kaydedilmesi, yönetilmesi, verinin tutulmasıyla alakalı. Oralarda data page'ler vesaire var, veri sayfaları. Bu truncate ile sildiğinizde doğrudan hiçbir constraint'e falan bakmadan data page'ler üzerinden siliyor. Data page'ler üzerinden silme işlemi yapıyor.
O yüzden de kökten siler. Bu nedenle production ortamında truncate kullanılmaz. Hatta kullanılmasını engelleriz teknik olarak. İzinler konusunda engelleriz truncate'i. Test ortamında olabilir. Ya da antrenman yapıyorsunuz diyelim. Öyle bir berbat bir yapı kurdun ki tamam hani içinden çıkılmıyor artık. Böyle ilişkiler böyle berbat olmuş. Bunun hepsi, hepiniz yaşayacaksınız bunu. İlişkisel yapı, ilişkisel bir database tasarlarken bunu yaşayacaksınız. O dayakları yemeden öğrenemeyeceksiniz bunu. Yapacaksın, veri eklenemiyor diyeceksin. Yapacaksın, silemiyorum diyeceksin. Niye? Çünkü ilişkisel yapıyla alakalı. Yani hatalı tasarlamışsındır. Hatta tecrübe kazandıktan sonra bile yani o hataları yapabiliyorsun. Sadece yaptığında ne hata yaptığını biliyorsun yani. Çıktığı göre. Ama truncate'le yaparsan kökten siler. Böyle bir durumda berbat ettiğiniz bir database varsa oraya eklemeler falan yaptınız ama temizlemeniz gerekiyor. Delete ile silinmiyor falan. O zaman truncate'i baskısın. Hepsini siler. İleri tabloyu silmez. İçindeki verileri siler. İleri veri yönetim teknikleri. Sorgu sonucunu yeni bir tabloda saklamak. Bu şu geçici tablo. SQL Server'da diyez işareti görüyorsanız bir sorgu içerisinde, bir tablo içinde o geçici bir tablodur demek. Yani gerçekten fiziksel olarak saklanmaz bu tablo. Bakın şurada göremezsiniz. Geçici olarak oluşturduğunuz bir tablo şu tables alanında görünmez. Ne zamana kadar durur? Session devam edene kadar. Session neydi? Şuradaki sorgu ekranı, demiştim ya new query. Bu sorgu ekranı database engine'e açılan bir kapıdır. Sıradan bir metin editörü değil burası. Burada siz sorgu ekranı açtığınızda sizin yetkilerinize göre, bütün şuradaki ayarlamalarınıza göre, sizin yetkinize göre, bağlandığınız kullanıcı adı, şifre vesaire her şeye göre bir oturum ekranı, penceresi açılıyor aslında. Bunu session ile yönetiyor. Oturum şeklinde yönetiyor SQL Server. Ya da diğer database zincirler, fark etmiyor. Ve şöyle bir temporary table, geçici bir tablo oluşturdum. Onu kullandım diyelim. Hatta şöyle yapayım. Bak, personeller diye bir şey yok. Hazır yazılmışı var. Görüyor musun? Invalid object name bla bla. Person.person içinden oluşturuyorum bunu. Şuradan tables açıyorum. Yeniliyorum. İnşallah. Bakın burada personeller P'ye bakın. Personeller diye bir şey yok. Başında diyez olan bir şey de yok. Burada görünmez. Sonradan şuradaki sorgu ekranını kapattığımda bu tablo uçar. Bakın şu an kullanabilirim. Şu an kullanıyorum. Sorun yok. Şunu kopyalıyorum. Şurayı kapatıyorum. New query. Yeni bir session oluştu şu an. Eyvah. İşlediğim konuları sileyim. Şöyle. Except. Neredeyim ben? Kimim ben? Evet, bakın buradayım. Personeller. Çalıştırıyorum. Uçtu. Çünkü bu session bazında, oturum bazında çalışır. Sen oturumu, bu sorgu ekranı kapattığında oturumu kapatmış oluyorsun. Ya da database'e bir uygulama üzerinden bağlanacaksan o connection üzerinden buna erişebilirsin. Tamam? Farklı bir connection'dan erişemezsin ona. Böyle. Bunun üzerinde istediğin işlemi yapabilirsin aslında. Ama şimdilik geçiyorum. Yok ettik zaten onu. Şurayı sileyim ben. Kod çok fazla görünüyor. Evet. Store prosedür sonucunu tabloya eklemek. Store prosedür bilmeyenler vardır. O yüzden geçiyorum bunu.
Bunu daha sonra geleceğim. Store prosedürlere. Sorgu sonucunu var olan tabloya eklemek. Şöyle de kullanabilirsiniz. Insert'ün advanced tekniklerinden bir tanesi. Mesela benim şurada yapmaya da gerek yok aslında. Personeller diye bir tablo oluşturdum diyelim yukarıda. Böyle bir tabloya diyorum ki şu sütunlara veri ekleyeceğim. Nereden? Şu select sorgusundan gelen sonuçları. Bakın 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde buradan aldığınız sonuçları yeni bir tabloya ekleyebilirsiniz. Insert diyorum. Tabii böyle bir tablo yok diyor. Gerçekten başında diyez yok. Bu fiziksel bir tablo istiyor gerçekten. Bunu yapabilirsiniz. Tabloları birleştirerek veri güncellemek. Evet, bu da advanced update tekniklerinden bir tanesi. Update yaparken farklı birden fazla tablo üzerinde ilişkisel olarak bazı constraint'leri kontrol ederek update işlemi yapabilirsiniz. Bu aslında tehlikeli bir konu. Çünkü hem veri yapısına, veri tabanının tasarımına, hem veriye, hem de TSQL'e hakim olmanız gerekiyor. Yani database programlamaya hakim olmanız lazım. Yoksa hatalı bir sorgu çalıştırırsınız. İlişkisel olarak yanlış bir filtre uygularsınız. Join yapısı kurarsınız. Çünkü join'e göre yapıyor burada filtreyi. Bakın. Birden fazla tabloyu sonucunu birleştirip onlar üzerinde update yapmak. Bu dediğim gibi başlangıçta yapılmaması gereken bir, kullanılmaması gereken bir şey. Belki yıllar sonra. Teknik olarak yapılabiliyor. Alt sorgular ile veri güncelleme. Bu da subquery ile update işlemi yapma diyelim. Şurada bakın update bla bla şuraya kadar aynı. Nereden? From şu sorgu üzerinden. Büyük boyutlu verileri güncelleme. Ay, ay, ay. Büyük boyut. Bunu geçeyim. Bununla ilgili o bölümü okumanız gerekiyor çünkü. Farklı bir konu burası. O bölümü okuyunca anlarsınız. Personeller. Tablo birleştirerek veri silme. Evet, bu da çok aslında bilinmeyen bir şey. Tablo birleştirerek veri silme. Personeller diye bir tablom var. Jobs diye bir tablom var. Sonra içine veri ekliyorum. Ben özet olarak geçeceğim. Bakın select şurada bir join çalıştırıyorum ben. Size daha önce gösterdiğim join'le aynı mantık. Yukarıda oluşturduğum şu tablo ve veriler üzerinde join yaptım. Sonra diyorum ki ben delete ile personeller üzerinden bir silme yapabilirim. Join yaparak silme işlemi. Bu da gene update'deki join'li silme işlemi gibi karmaşık bir yapısı var. O yüzden başlangıçta kesinlikle kullanmayın. Sadece mantığını anlamaya çalışın diyelim, inceleyin. Ama kullanmayın. Çünkü hatalı bir sorgu yapısında birleştirmede farkına bile varmayacağınız tonla veriyi silebilirsiniz. Sonra dersiniz ki ben 8 tane kayıt silmem gerekiyordu. Neden 88 gösteriyor? İşte etkilenen kayıtta. Alt sorgularıyla veri silmek. Bunlar da advanced. Bu bölüm ileri seviye olduğu için hep advanced konu arkadaşlar. Hani şey olmasın, kafanız bulanmasın diyeyim. Yeni gelenler de korkmasın. Tab function'ı ile veri silme. Bayağı kasmışım ya. Geçiyorum bunları. Silinen bir kaydın deleted içerisinde görüntülenmesi. Bu önemli. Çünkü trigger konuları var. Tetikleyici konusu. Tetikleyici içinde deleted diye bir gerçekte olmayan bir tablo var. Trigger konusu ne? Deleted ne? Gerçekte olmayan tablo ne? Biliyorum. Ama onun mantığını anlamak için şu mantığı anlamakta fayda var. Burayı dikkat edin.
silinen bir kaydın deleted içerisinde görüntülenmesi. Şimdi shopping cart item üzerinde ben silme yapacağım. Şurayı yok say. Tamam. Sorgun bu. Deleted. Where shopping cart ID 14951. Bu kadar basit, tamam mı? Şunu yaptığımda, bunu sileceğim bu sefer. Normalde şu ortadaki output deleted nokta yıldız olmasaydı bu sorgu çalışırdı. O veriyi silerdi varsa. Değil mi? Bunda sorun yok. Biliyoruz. Ama şunu çalıştırdığımda bak şöyle bir şey gösterdi. Shopping cart item ID, shopping cart ID, quantity, product ID, date created, modified date. Bunlar nedir? Bunun olayı şu. Siz normalde insert yaptığınızda update, select ve delete işlemleri yapıyorsunuz değil mi? Yani yaptığınızda değil, bu dört işlemi yapıyorsunuz temel anlamda. Select yaptığınızda veri çekiyorsunuz. Delete yaptığınızda veri siliyorsunuz. Insert'te veri ekleniyor. Update'te veri güncelleniyor. Teknik olarak update diye bir şey yoktur database mantığında. Neden ve nasıl? Teknik olarak insert vardır, bir de delete vardır. Update yoktur. Update sorgu yapısı olarak var. Veri tabanı mimarisinde alt başlıklarda böyle bir şey yok aslında teknik olarak. O şu şekilde yapılıyor. Siz bir yerde insert yaptığınızda oraya yeni bir kayıt ekleniyor. Disk üzerinde orada bir veri alanı oluşturuluyor. Veri ekleniyor. Delete yaptığınızda oradaki veri siliniyor. Ama update'in mantığı şu. O sesin açık. Update yaptığınız bir kayıt, 5 nolu kaydı update yaptığınızda yeni bir veri gönderdiniz ya. Aslında oradaki kayıt siliniyor, delete ediliyor. Sonradan sizin gönderdiğiniz yeni kayıt insert ediliyor. Bu nedenle update aslında delete ve insert işlemiyle yapılır teknik olarak arka planda. Bu nedenle de inserted ve deleted diye gerçekte olmayan tablolar vardır database'de. Inserted ve deleted. Sildiğiniz bütün kayıtlar, tabii o anda müdahale ederseniz, o anda isterseniz, sildiğiniz bütün kayıtlar deleted tablosunda tutulur. Anlık olarak ama. Tekrar erişemezsiniz yani ona. O anda aldın yoksa gider. Inserted'da da eklediğin kayıtlar vardır. Gene o anlık olarak alırsın. Trigger'lar basit anlamda bu iki yapı üzerine çalışır. Inserted ve deleted. Ama trigger'lara gelince konuşacağız onları. Burada onu ayrıca anlatmak istedim. Çünkü bunun ayrı bir şey olduğunu genelde bilmiyorlar. Trigger'da ezbere kullanıyorlar. Inserted, deleted falan. Dosyaların veri tabanına eklenmesi ve güncellenmesi. Bunu özet geçeceğim. Database'de dosyalar, yani bu büyük veri tabanı yönetim sistemlerinde dosya saklayabilirsiniz. Bunda sorun yok. Fakat yani video, RAR dosyası, herhangi bir doküman dosyasını doğrudan database engine'e ekleyebilirsiniz. Teknik olarak mümkün. Ama bunun anlamı upload sistemi yap, oradaki dosyaları database'e aktar değil. Kritik olan veriler, az veri varsa ya da kritik veri varsa bunları database ortamında tutup depolayıp saklamak, güvenliğini sağlamak istiyorsanız kullanılabilir. Ama çok fazla yoğun data, yoğun dosya varsa bunları database'de tutmazsınız. Tutmamanız gerekir. Kritik olan dosyalar tutulabilir. Çünkü database mantığı normalde dosya saklamak, yönetmek için yapılmamıştır. Ama yıllardır bu kullanılabiliyor. Bu ayrı mesele. Oracle'da da, PostgreSQL burada, Oracle SQL Server burada falan. Bunları şöyle kullanıyorsunuz, geçiyorum. Blob deniyor buna. Binary Large Object.
büyük binary objeler gibi düşünün. Bakın bunların üzerinde böyle işlemler yapılabiliyor. User file set user file select bulk column geçiyorum bunu. İstiklal marşını koyarak Sublime'den mesaj vermişim vaktiyle. File stream, file stream özelliğini aktifleştirmek. Bu da gene advanced bir konu, geçiyorum. Documents. Bunları ilgili bölümden, ileri seviye sorgulama bölümünden inceleyebilirsiniz. Orada açıklamalarıyla var. O yüzden geçeceğim. Bak document mesela. Docx. Eklemişim. File stream özelliğini geç. Database oluştururken file stream. Sütunları oluşturmak. İsterseniz şunu da yapabilirsiniz. ID yerine unique identifier koyup o sütun ID'sinin unique bir hash almasını sağlayabilirsiniz. Unique identifier bunu sağlar size. Bir GUID üretir aslında. Bununla da ID yapılabilir. Yapanlar var ama ben hiç gerek olmayan tonla sistemde gördüm. Çok berbat bir yapısı var aslında. Yani doğru zamanda yapılırsa çok güzel. Yoksa her ID'ye bunu atamanın bir esprisi yok bence. Gerek yok çünkü. Ama mesela bunların bir kapasitesi var. Integer'in kapasitesi, big integer'in kapasitesi vesaire. Bu senin yapacağın kayıtlar, diyelim ki integer'in kapasitesinin üzerindeyse, sana örneğin çok daha fazla milyarlar seviyesinde bir sayı üretmesi gereken bir şey varsa, benzersiz sayı, o zaman unique identifier kullan. Tam hatırlamıyorum ama yani 3-4 milyarda bir tekrar etme ihtimali olan bir algoritmaydı. Yanlış hatırlamıyorsam bu GUID. Veri eklemek. Veri güncelleme, update person. Yine dosya üzerindeyiz burada. Biraz coşmuşuz. Unique identifier şu. Böyle bir veri. GUID verisi. Üretir sizin için. Bunun üzerinden işlemleri yaparsınız. ID gibi düşünün. Buraları geçiyorum. Şu konuları özellikle araştırın. Group by ve group by üzerinde filtrelemeyi sağlayan having. Having sadece group by ile sorgulanan veriler üzerinde filtreleme yapmak için kullanılır. Yani having group by'in veridir diyelim. Bakın burada. Şurada normal var kullanabiliyorsunuz gruplama işlemlerinde. Ne demiştik? Gruplama yapacağınız zaman bu detaylı detaylı konuşulması gereken bir konu. O yüzden geçiyorum. Şurada bir built-in function kullanacaksınız sütün içerisinde. Gruplamanız gerekiyor o sorguyu. Aksi halde çalışmaz. Ve gruplanmış bir veri üzerinde de filtre yapma ihtimaliniz olabilir. Böyle ihtiyaçlar oluyor. O zaman da having kullanmanız lazım. Şurada bakın group by kullandığım için sonradan diyorum ki product ID üzerinde bakın having count product ID üzerinde 500'den büyük olanlar üzerinde bunu yap. Yani bu bunun var filtresi diyelim. Average ortalama değeri alıyor. Standard cost'un ortalama değerini şöyle buldunuz. Tekle indirgeyerek average yapmak. Mesela sadece farklı olanlar. Sum, summary diyelim. Bunlar bildiğiniz matematikteki karşılıklar aslında. Bunda da distinct yapabiliyorsunuz. Gene sum'da. Bakıyorum. Şu filtreleri böyle bir database üzerinde bol bol çalıştırmanız gerek arkadaşlar. Group by. Group by ne zaman kullanılır? Ben özet olarak şöyle söyleyeyim. Raporlama, analiz, istatistiksel işlemler vesaire verileri gruplamanız gerekir. O zaman group by yapısını kullanmanız gerekecek. Doğrudan database üzerinde
sorguyla bunları yapacaksınız. Count'u tahmin edersiniz zaten. O yüzden es geçiyorum. Toplamını alma. Kaç tane eleman varsa şöyle de kullanılabilir. Max bla bla. Bilginiz için geçiyorum. Roll up cube. Bunlar detay konular. Advanced grouping. Bunu da geçiyorum. Evet. İleri seviye sorgulama kısmını bitirdik. Ben yüzeysel geçtim. Çünkü ileri seviye. Yani bunlarda bayağı bir tecrübe etmek gerekiyor. Tekrar tekrar okumanız, test etmeniz gerekir. Son olarak, yani bugün mola vermeden ben bir konuyu daha hızlıca anlatıp bitiririz. Çünkü iki saate geliyor zaten. Resliyorum. Yeni bölüme geçtik. Bu da geçici veriler. Temporary data. Bu genellikle kitaplarda falan bulunmuyor. Yıllar önce de. Yani dedim ki bence database tarafında en zorlu olan, anlaşılması tecrübe gerektiren konulardan bir tanesi geçici veriler. Temporary data. Bu nedenle de kitaba özel bir bölüm eklemiştim. Bu nedir? Geçici veriler parasal işlemler. Yani döviz çevirme işlemleri var ya, database üzerinde diyelim 10 TL'lik bir şey var. Sen bunu database'de 10 TL olarak tutuyorsun ama uygulamanın örneğin Amerika'dakine sen bunun dolar karşılığını göstereceksin. Avrupa'dakine euro karşılığını göstereceksin. Gerçekte dolar ve euro diye saklamazsın. Onun orijinal birimini, birim tipini, yani TL birim tipi, döviz tipi gibi düşün ve birim fiyatını tutarsın. Sonra bunun üzerinden ufak tefek matematiksel işlemlerle bunun diğer dövizlere olan karşılığını çıkartırsın. Hesaplarsın ve öyle gösterirsin. Onları tutmazsın aslında database'de. O yüzden geçici veridir. Aynı şekilde zaman işlemleri de, mesela global bir yazılım kullanıyorsunuz diyelim. Size Türkiye standartlarında, Türkiye saat dilimine göre, zaman dilimine göre bir zaman bilgisi gösteriyor. Takvimin formatı var. Ay, gün, yıl, gün, ay, yıl şeklinde. Saatin aynı şekilde. Bunların orijinal bir zaman birimi vardır gerçekte olan. Onun üzerinden farklı zaman dilimlerine göre hesaplayarak onları bulursun. O yüzden o hesaplanmış olanlar gene döviz karşılığındaki gibi geçici verilerdir. Bu nedenle temporary data olarak geçer. Mesela burada da saat üzerinden, zaman üzerinden bakıyoruz. Date şöyle bir şey. Bunu elle yazdım string olarak. Bunun çıktısını şu değişkeni ekrana basarak gösteriyorum. Bakın date ve date time arasında bunlar farklı tipler. Bunların ikisini de şöyle, hatta üçlüsü çalışmalı. Bakın date ile date time arasındaki farkı soranlar oluyor ya, merak edenler. Çok basit. Bir tanesi sadece tarihi alır. Diğeri tarih artı zaman bilgisini alır. Şurada görüldüğü gibi. Ben vermediğim için burada boş geliyor. Sıfır olarak geliyor. Time şu şekilde çok detaylı bir örnekle göstermeye çalıştım. Bakın şurada 7 basamaklı noktadan sonra 7 basamaklı olarak milisaniyeleri, millisecondları alıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 4 falan işte saat, gün vesaire, düzelteyim, saat bilgisi falan detaylı bir şekilde. Saat, dakika, saniye, salise. 7 basamağa kadar salise bilgisini alıyoruz, alabiliyoruz. Bunu şöyle değişkenlere atıyorum. Time 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hepsinin bir anlamı var. Çalıştırayım. Bakın time 1 dediğimde noktadan sonra 1 karakterini alıyorsun. Milisaniyenin.
2 dediğinde 2 karakter. 3, 3, 7'de 7 tanesini veriyor. Zaten maksimum sınır burada 7. Milisaniye ama bu. Saniye 54 burada. Milisaniye bu. Yapacağınız uygulamanın hassasiyet durumuna göre değişir. Zaman sizin için ne kadar hassassa ona göre bu hassasiyeti belirlersiniz. Yoksa default'ta bunun 7 tanesini kullanmanın bir mantığı yok. Şöyle bunu yaptık. Small date time. Small date time'da şu formatta bir işlem yapmak için. Yani çok daha uzun, karmaşık zaman, yani salise vesaire detayları değil de small date time. Özet, gündelik hayatta kullanacağınız versiyonu. Date time. Burada bir dönüştürme işlemi falan yapıyorum basit anlamda. Date time 2. Bunları detaylıca incelersiniz çünkü hepsinin çok farklı detayı var arkadaşlar. Ben özetle işin mantığını anlatacağım hepsini. Girdi tarih formatları. Evet. Bakın şurası önemli. Set date format MDY. Bu date formatı set et. Neye göre? Şuna göre dediğinizde SQL Server üzerinde ki genelde database'de böyledir. Bu tür formatta yapılır. Bunun anlamı database'de, SQL Server Database Engine'de date format diye bir şey var. Bir ayar var. Onu set et. Ne ile? MDY ile yap. Yani month, day, year. Bunun format özeti MDY. Kafamıza göre yazmıyoruz. Bunun bir mantığı var yani. MDY ayarına göre set et. Date formatı. Bak ay, gün, yıl. Month, day, year. Declare. Date var. Date time. Bla bla. Sonra şunu check. Bakın. Veri 2013'tü ya. 13. Onu ben 2013, 12, 31 yaptım. 2013. 12, 31 olarak aldım. Burada da diyorum ki aynı mantık YDM şeklinde yap. Year, day, month. Şurada da yıl, ay, gün. Yıl, gün, ay. Ay, gün, yıl. Bu ayarı database seviyesinde güncelleyebiliyorsunuz. Ayarı. Ya da programatik olarak da yapabilirsiniz. Yani şöyle bir senaryoda bu ayarı şöyle kullan gibi. Gün ay yıl mesela bu. DMY. Get date. Get date. Bu doğrudan şu anın zaman bilgisini alır size gösterir. Get date function'ı. Hatırlayın. Tablo oluştururken bir tablonun mesela o anda kayıt olurken bir zaman bilgisi alırken get date'i kullanmıştık. Böyle. Bunu istediğin kadar kullan. İstediğin yerde. Cast ve convert ile tarih formatlama. Convert, varkar 16'ya dönüştür diyorum. Neyi? Date, get date'i. Yani buradan gelecek bana zaman bilgisi gelecek ya. Tarih bilgisi. Onu varkar 16'ya dönüştür. Convert et. 100 bunun detay ayarıdır. Bunun uzun bir listesi var. O liste bir yerlerde... Yerlerde değil burada evet. Direkt içine gömmüşüm bak. Bak şurada mesela. Sıfır yaparsanız sonuç şöyle bir şey olur. Bir yaptığınızda tarih bilgisi şöyle çıkar. İki de bakın tamamen değişiyor hepsi. Dokuzda şu. Bak şöyle bir şey istersen 13.02.01 yani 2013. İşte 02 ay mıdır gün müdür burada hatırlamıyorum. Böyle bir format istersen 12 kullan. Daha böyle ilginç. Bak mesela noktalı var. 104. Slash'lı. 103. Ama ayla günü yer değiştirmek istiyorsan 101. Bütün detaylı ayarlar var. Şurası belirliyor bunu. Format. Formatlama şu şekilde yapabiliyoruz.
Bakın format diye bir function var. Built-in function. Şundan bana zaman bilgisi, tarih bilgisi gelecek. Onu diyorum ki şu formata çevir. YYYY. Yıl bilgisi. 4 tane ama. 2013 gibi. MM. Ay bilgisini 2 karakter olarak gösterecek. 0201 gibi. D. Sonra hours. Boşluktan sonra hours, minutes, seconds. Bu formatla göster. Şu. Bakın day bilgisi de burada. Şöyle bir durum olsun. Az önce bahsettiğim senaryo. Bakın şunlar dil formatlarıdır. Her database'de de, her gelişmiş database'de vardır bunlar. TR, TR, NAS. Amerikan İngilizcesi yani. İngiliz İngilizcesi, GB. Geber'den geliyor. DD var. Deutschland ve Çince. Şimdi ben şu anın zaman bilgisini alıp bunun üzerinde farklı farklı formatlar oluşturacağım. Şunu bakın Türkçesi bu. Türkiye'ye göre yani. 30.01.2021 şu an. Amerikan İngilizcesinde 1.30.2021. Ayla gün değişiyor. İngiliz İngilizcesinde 30.01 bizimle aynı yapısı ama bizde noktalı, onlarda taksimli, slash. Almanca'da bizimle aynı. Çince'de ben tamamen farklıyım oğlum demiş. Yani yılı başa alıyorum demiş. İşte ay ortada olsun, günü de sona atalım demiş mesela. Bak, tek bir zaman bilgisi üzerinde şunu otomatik olarak yap. Dil ayarları yapıyorsunuz diyelim uygulamada. Otomatik olarak tek bir veri, o anın veri bilgisi üzerinde, zaman, tarih bilgisi üzerinde şunu çalıştırdım sana bütün bilgiler gelir. Database seviyesinde tabii bu. Bunu yapan yazılım tarafında da araç gereç, library'ler var. Burada büyük harf D. Burada küçük harf bakın. Farkı ne olacak? Açıklamalı. Açık bir şekilde. Çince bak. Database'de bu diller desteklenir bu arada. Default. Tabi ekstra dil ayarı. Hatta hatırlıyorum bu. Mesela para birimi değişmişti ya. Hangi yılda hatırlamıyorum ama 0.60'lık. Hatta TL'nin simgesi değişmişti. O zaman bizim destek verdiğimiz database müşterileri vardı. Onların sisteminde bu kayıtı değil tabii. O simge değişti. Uygulamalarda TL simgesini göstermek istiyorsun ya da göstermen gerekiyor. Ama orada soru işareti gösteriyor. Çünkü o simge tanımlı değil. Yani sonradan eklenmiş. SQL Server ne yapsın? Yani Microsoft'un yapacağı bir şey yok. Microsoft orada küçük bir yama çıkardı. Dedi ki bunu kurun dedi mesela. İşte o ayarlamaları falan yapıyorsun. Database ya da işletim sistemi o TL simgesini destekler hale geliyor. Şurada detay. Bakın gün ıvır zıvır detaylar açıklamalı bir şekilde, açık bir şekilde cumartesi. Ya da ay bilgisini alırız. Get date bla bla. Format fonksiyonu farklı yükle ülke para birimleriyle kullanım. Bak şimdi. 500 TL bizde, değil mi? Az önce bahsettiğim senaryoyu şuradaki TL simgesi üzerinden bahsediyorum. Orada kare bir şey görünüyor. Bakın dolarda otomatik dolara döndü. French'te euro, Almanya'da euro, Çin'de yen. Bunu basit bir dil ayarını yaparak aslında belirtmiş olduk. Sadece şurada currency, C kullandığın için tamam diyor. Bu currency istiyor. Parayla alakalı bir simge koyacak diyor bir yerlerine. Bu C bu işi yaptı. Burada da ekstra detaylar. Şu C, C1, C2, C3 diye yaptığınızda şu sonundaki
sıfırlar değişiyor bakın. 50 bin dolar oldu. 50 dolar şurada. Normalde doların sonunda hatırladığım kadarıyla bir tane miydi? İki tane mi? Sıfır vardı. 3 sıfır koyarsan 50 bin dolar olur. Olmaz o. Gibi. Percentage scientific. Şöyle matematiksel işlemler. Hindistan dili. Guarajab dili. En cins olanları almışım özet olarak. Bak Guarajab diliyle kullanmak istiyorsanız mesela çok popüler olan dillerden bir tanesi. Guarajab diliyle Çince, Hindistan dili hepsi database seviyesinde destekliyor bunları. Bu database'in native bir desteğidir. Biz onu kullanıyoruz. Guarajab dili önemli. Uygulamalarınızda destekleyebilirsiniz. Burada da production product üzerinden modified date, list price ve TR'ye göre ben modified date'i güncelliyorum. Yani bana Türk diline göre göster diyorum. Türk tarih formatına göre. Ve aynı şekilde list price'ı da yani ürün fiyatını da başına TL koyarak göster. Çünkü ben bunu TR piyasasında kullanacağım. Oradaki uygulamada kullanıyorum. Tamam. Currency TR. TR ürün fiyat. Bak başında TL simgesi. Date part. Bunlar detay. Siz inceleyin. Ama money ve date ile ilgili işlem yaparken şu kodların ve bu bölümün önemini anlayacaksınız. Çünkü bu bilgilere bayağı bir çetrefilli ulaşırsınız. Geçiyorum çok fazla konu. Bunlar ekstralar, çok çok detaylar, süper detaylar ve ultra detaylar. Evet, bu kadar arkadaşlar. İki bölüm bitirdik bugün. Bugünlük bu kadar yapalım. Sorusu olan var mı? Yarınki konuyu merak edenler olabilir. Araştırmak için. Bakın süreç tamamen böyle. Atlama yapmıyorum. İndekslerle çalışmak olacak. Sonra prosedürel programlama. Burası çok önemli. Bunu haftaya incelemekte fayda var. Çünkü içinde prosedürel yapılar, view'ler, store prosedürler ve kullanıcı tanımlı function'lar var. User defined function. Yani tek bir hafta sonunda bunu inceleyelim. Yok. İndekslerle hızlı geçeriz indeksleri. Prosedürel programlamaya gireriz. Ben size mantığını anlatırım. Muhtemelen view'leri de anlatırım. View'ler de böyle ultra şey, zor bir şey değil. Store prosedürle kullanıcı tanımlı function'ları haftaya inceleriz. Hazırlık yapmak isteyen buna göre gidebilir. O zaman herkese iyi akşamlar arkadaşlar.